Can dostlar, hepinize merhaba. Bugün eski dostumla şöyle farklı bir giriş yapmak istedim. YouTube'dan müzik açınca telif atıyorlar. Ondan dolayı kendim çaldım. Şimdi can dostlar, bugün ne yapacağız? Cumhuriyet öncesi dönemden bahsedeceğiz arkadaşlar. Cumhuriyet öncesi dönem, yani tarihçe kısmı ikiye ayırıyoruz. Cumhuriyet öncesi dönem, Cumhuriyet dönemi vesaire olmak üzere ikiye ayıracağız. Burada da Cumhuriyet öncesi dönemde kendi içerisinde ilk zamanlarda kısmen anaokulu işlevini yerine getiren kurumlar olmak üzere ve anaokullarının açılması olarak işleyeceğiz. Sonrasında Cumhuriyet öncesi dönemde okul öncesine dair gelişmeler nedir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi can dostum, kısmen anaokulu işlevini yerine getiren 4 tane kurumumuz var. Bunlar nelerdir? Sıbyan Mektepleri, Islahaneler, Darül Eytam Osmani ve Darül Eytamlar olmak üzere. Üniversitede Türk Eğitim Tarihi dersini aldıysanız orada da bahsedilen, anlatılan konulardır. Can dostum, tüm akademik kaynaklarda da yer verilmiştir. Buradan da elbet bir gün soru gelecektir. Şimdi arkadaşlar, bunların özellikleri birbirine çok benzer olduğu için bu noktada ayrıcı şeyleri bilseniz sizin için yeterlidir. Şimdi Sıbyan Mektepleri dediğimiz şeyin diğer adı mahalle mektepleridir. Tarih dersinden aşina olduğunuz bir isim. Kuruluşları Karahanlı ve Selçuklu dönemine dayanır. Asli amacı eğitim vermek değil, annelerin evde rahat olmasını sağlamaktır. Zaten tek odalı kurumlardır bunlar. Öyle çok eğitimden bahsedilemez. Kur'an okuma, hesap yapma, biraz da yazı yazma öğretilir. Ama dediğimiz gibi nihai amaç hiçbir zaman burada çocuklara eğitim vermek, yani böyle bir bizim bahsettiğimiz şu günümüz eğitimleri gibi bir eğitim vermek değil, annelerin rahat etmesi amacıyla kurulan kurumlar olarak karşımıza çıkar. Yaş aralığı da 5-6 yaş olduğu için kısmen anaokulu işlevi yerine getiren kurumlar arasında yer almıştır. Ayrım noktam neymiş? Karahanlılar, Selçukluları görüyorsan buraya bir bakıyorsun. Diğer adı mahalle mektebidir. İçerisinde eğitime dair çok bir şey yoktur. Az bir şey, Kur'an okumak, hesap yapmak, yazı yazmak. Bunlar öğretilir. Tek odalı yapılardır ve dediğim gibi asıl gaye amaçta annelerin rahat etmesini sağlamak olarak karşımıza gelir. Islahhane, ıslah etmek. Kim ıslah edecek? Kimsesiz kız ve erkek çocukları. Şimdi şunların üçünde de kimsesiz kız ve erkek çocuklar vurgusu var. Ben bunu nereden ayıracağım hocam? Şuradan ayıracaksın. Mithat Paşa tarafından, Mithat Paşa öncülüğünde açılan kız ve erkek çocukların korunması, yetişmesi, meslek kazandırılması amacıyla açılan kurum neymiş? Islahhaneler. Mithat beni ıslah et. Mithat beni ıslah et. Mithat beni ıslah et. Saçma geliyor olabilir ama aklınıza kalacaktır. Mithat Paşa'yı gördüğünde bunu işaretleyeceksin. Aa hocam, Darül Eytam Osmani. Burada mı kimsesiz kız ve erkek çocuklar? Evet. Darül Eytam. Eytam yani yetim kökünden gelir. Burada da kimsesiz kız ve erkek çocuklar vardır. Hocam ayrım noktası ne? Buranın ayrım noktası Mithat Paşa. Buranın ayrım noktası Adana başkaldırısı. Ermenilerin Adana'da yaptığı bir başkaldırı. Sonrasında yetim kalan Müslüman ve Ermeni çocuklar. Bak burada Ermeni vurgusunu göremezsin ama Darül Eytam Osmani'de dikkat ediyorsun. Müslüman ve Ermeni çocuklar birlikte barındırılmıştır. O zaman Müslüman ve Ermeni çocukların birlikte barındırıldığı kısmen anaokulun işlevini yerine getiren kurum Darül Eytam Osmani'dir. Yine kimsesiz kız ve erkek çocuklar için açılan ama Ermeni vurgusu olmadan ve Mithat Paşa'yı görüyorsan da ıslahhanelere yapıştıracaksın. Hocam Darül Eytam nedir? Darül Eytam, bu da görüldüğü üzere Eytam yani yetim kökünden geliyor. Bunun iki tane ayrım noktası vardır. Bir, Şükrü Bey'i görüyorsan Darül Eytam'a, Mithat Paşa'yı görüyorsan ıslahhaneye gideceksin. İki, bunun diğer ayrımı kimsesiz kız ve erkek çocuklar vurgusu var ama öncesinde mutlak sana şunu vermek zorunda. Önce kızlar için açılan, sonrasında erkekleri de içine dahil eden kuruluş da bizim için Darül Eytam'dır. O zaman toparlıyorum. Sıbyan mekteplerinde ne vardı? Karahanlı, Selçuklu bizim için anahtar kelimeydi. Buraya dikkat. Aynı zamanda diğer adının mahalle mektebi olması önemlidir. Ve burada ne demiştik can dostum? Kur'an okuma, hesap yapma, biraz da yazmayı öğreten kurumlar dedik. Ve asıl gayesi bizim için neymiş? Bir şeyleri öğrenmesi değil, annelerinin evde rahat kalması amacını taşımaktaydı. Mithat Paşa öncülüğünde açılan kimsesiz kız ve erkek çocuklar diyorsa ıslahaneye gidiyorsun. Adana'da Ermenilerin başkaldırısı sonucunda çıkan olaylarda yetim kalan Müslüman ve Ermeni çocukları barındıran Darül Eytam Osmani, öncesinde dikkat et, şöyle
kızlar için açılan, sonrasında da erkekleri de barındıran kurum da Darül Eytam'dır. Beyine diğer anahtar kelimesi de Şükrü Bey olarak karşımıza gelmektedir can dostum. Şükrü Bey'i gördüm, Darül Eytam. Mithat Paşa'yı gördüm, Islahane. Karahanlı Selçuklu'yu gördüm, Sıbyan Mektebi. Ermeni başkaldırısı sonucu, Müslüman ve Ermeni çocukların birlikte barındırdığı Ermeni kelimesini gördüm, Darül Eytami Osmaniye gideceksin. Anaokullarının kurulması ve gelişmesi dediğimizde can dostum, bunlar anaokulları hiç kurulmadan önce onun kısmen işlevini yerine getiren kurumlardı. İlk kez bizim ülkemizde, yani Osmanlı döneminde, o dönemde anaokulları ne zaman kurulmuştur dersek, şurası bizim için çok çok önemlidir can dostum. Şimdi özel anaokullarının ülke tarihinde 1908'li yani meşrutiyet dönemlerinde açıldığı söyleniyor. Ama bunlar, dikkat et, özel anaokullardır. Buraya dikkat. Hocam devlet ne zaman açtı? Balkan Savaşları sonrası, yani 12-13 yıllarında bitti. 13 yıllarından 17 yılları, 1. Dünya Savaşı'na kadar da artık devletin okul öncesi eğitim politikaları başladı ve devlet elli okullar açılmaya başladı. O zaman sana derse Osmanlı zamanında ilk özel anaokulları ne zaman açılmış can dostum? İkinci meşrutiyet dönemi, yani 1908'li yıllarda ne olmuştur? Özel anaokulları vardır. Devlet ne zaman anaokulları açmıştır? Balkan Savaşları'ndan sonra, yani 1913'ten sonra resmi anaokulları açılmıştır. Peki resmi anaokulların açılması neyle oldu? 1913 yılında Emrullah Efendi'nin Tedrisat-ı İptidai Kanunu, yani geçici ilk öğretim yasasıyla ilk öğretim kurumları burada okul öncesinden ilk öğretim kurumlarına bağlı olarak bahsedilmiştir. Peki can dostum, şuraya bir notunu al. Tedrisat-ı İptidai Kanunu kapsamında açılan ilk ana sınıf anaokulu nerede derse İstanbul diyeceksin. Buna da dikkat ediyorsun. Emrullah Efendi dediğimiz adam da o dönemin bakanı. İstanbul. İlk açılan neredeymiş bu kanun kapsamında? İstanbul'daymış. Peki can dostum, buraya dikkat. Şimdi bu 1913 yılında, yani resmi anaokullarının açılmaya başlaması tarihi kabul ediliyordu. Doğru mu? Burada ilk öğretime bağlı olarak açıklanmıştır. Ama bundan 2 yıl geçtikten sonra ana mekteplerin nizamnamesi, ana mektepleri yani anaokulları tüzüğü 1915, bu olaydan tam 2 yıl sonra ne yayınlanmış? Ana mektepleri nizamnamesi. Burada bir okul öncesi öğretmeni hangi okuldan mezun olmalıdır? Kurum özellikleri nelerdir? Yani bizim şu an güncel mevzuatlarımız gibi o dönem içerisinde anaokulu nasıl olmalıdır? Nasıl eğitimler verilmelidir? Öğretmenler nasıl seçilmelidir? Bunların yer aldığı kapsamlı, yani geçici ilk öğretim yasasında ilk öğretime bağlı olarak bahsediliyordu. Ana mekteplerin nizamnamesinde bağımsız olarak da açılabilir. Kurum özellikleri, bina özellikleri, öğretmen özellikleri, bunlardan bahsedilmiştir. Peki hocam, bunlar resmi anaokulunu açıyor da anaokul öğretmeni var mı? Evet, onun içinde ne kurmuşlar can dostum? Darül Muallimat yazalım. Darül Muallimat. Darül Muallimat kurulmuş. Darül Muallimat dediğimiz nedir aslında? Kız öğretmen okulları gibi düşünebilirsiniz. Üniversitedir. Darül Muallimat mezunları ana mekteplerin nizamnamesinde öğretmen olarak atanıyordu. Kabul edildiği söyleniyor. O zaman can dostum, bunlar bizim için önemli. Dikkat ediyorsun. Bizim için özel ana mektepler ne zaman vardı? Yani anaokulları o tarihlerde ne zaman vardı? 1908'li yıllarda vardı. Hatta açanlardan Satı Bey dediğimiz adam da bizim için önemlidir. Bunu daha sonra konuşacağız. Resmi olarak ise 1913 yıllarda Tedrisat-ı İptidai Kanunu ile beraber açılmaya başlanmıştı. İlk bu kapsamda açılan okul İstanbul'daydı. Buraya öğretmen yetiştirmek için de Darül Muallimatlar açılmıştı. Geçici ilk öğretim yasası, diğer adıyla Tedrisat-ı İptidai Kanunu ve ana mekteplerin nizamnamesini unutmuyorsun. Bu bunun bir tık daha detaylandırılmış halidir, kapsamları can dostum. Bunun yanında şimdi Satı Bey dediğimiz adam ile bir tane karışan vatandaş var. O da kimdir aslında? Eğitimci Kazım Nami Duru can dostum. Şimdi Kazım Nami Duru dediğimiz ve Satı Bey dediğimiz adamların ayrımını nasıl yapacağız? Satı Bey açtığı anaokulunu nerede açmış? Dikkat et. İstanbul Beyazıt'ta, adı da Çocuk Yuvası olarak geçiyor. Çocuk Yuvası'nı görürsen kime gidiyor musun can dostum? Satı Bey'e gidiyor musun? Bu adam aslında bunu açmış. İstanbul'daki zengin ailelerin çocukları gelmiş. Montessori, Froebel, Pestalozzi tarzında eğitimler vererek bir üne kavuşmuştur. O zaman Satı Bey'in açtığı yer neredeymiş? İstanbul Beyazıt'ta, adı neymiş? Çocuk Yuvası kapsamında geçiyor. Kazım Nami Duru dediğimiz adam ise Kindergarten'lara takık. Bu Froebel'in açtığı Kindergarten'lara takık. Gidiyor
Avusturya Macaristan'a. Orada bu kindergarten yetiştiren okullara, yani öğretmen yetiştiren okullara falan geziyor. Sonrasında da ülkeye gelip Selanik'te çocuk bahçesi yerlerini gezen kişi Kazım Nami Durulur. Selanik'e gelip bir anaokulu sınıfı açmıştır diyor. Dikkat! Bu okulun adı nedir? Ravza-i Sıbyan. Ravza-i Sıbyan. Gidip çocuk bahçesi öğretmeni yetiştiren yerleri gezen, yani kindergarten'ı, Türkçesidir çocuk bahçesi, buraları Avusturya Macaristan'da gezen, sonrasında ülkemize gelip Selanik'te açan kimmiş? Kazım Nami Duru. İstanbul Beyazıt'ı açan kimmiş? Satı Bey. Satı Bey'inkinin adı neymiş? Çocuk yuvası. Kazım Nami Duru'nunkinin adı neymiş? Burada yazmıyor. Siz yazın. Ravza-yı Sıbyan olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda can dostum, not olarak yazıyorsun. Kazım Nami Duru'nun Frobel usulüyle çocukların terbiyesi adlı bir kitabı vardır. Şurada sen Frobel'i görünce bu Satı Bey'e mi ait demiyorsun. Frobel usulüyle çocukların terbiyesi Kazım Nami Duru'ya aittir. Okulun adı da Ravza-yı Sıbyan olarak karşımıza çıkar can dostum. Biri İstanbul'da, biri de Selanik'te açmıştır. Sonrasında arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'na girilmesi vesaire, belli okullar açılıyor, yaygınlaşıyor ama savaş döneminden sonra artık uzunca bir dönem, ne diyelim, bir durgunluğa giriyor bu süreçler. Şimdi Cumhuriyet dönemine gelindiğinde bizim için önemli olan tarihleri ben şuraya not alacağım. Bunun tümünü bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Benim söylediklerimi bilseniz kafidir. Şimdi Cumhuriyet döneminde anaokulları var mı? Evet, Osmanlı döneminden kalınan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu işlevi yerine getiren, açılan çocuk yuvalarıdır. Bu tarz okullar var. Tamam, burada bir sıkıntımız yok. Ancak 1928 yılına gelindiğinde, biliyorsunuz tarih dersinden benden daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar, harf inkılabı ortaya atılıyor. Yani okuma yazma oranları artık sıfır iniyor. Kimse o gün artık okuma yazma bilmiyor. Bundan dolayı bu okuma yazmanın öğretiminin arttırılması adına okul öncesine ayrılan bütçe nereye kaydırılıyor arkadaşlar? İlk okullara kaydırılıyor. Toplumun okuma yazma öğrenebilmesi için. Yani bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında okul öncesi eğitime verilen önemin azaldığını gösterir. Neden? Çünkü okuma yazma oranını arttırabilmek için bu önem, bütçe vesaire nereye ayrılıyor? İlkokullara ayrılıyor. Yıllar böyle biraz geçiyor, işte 30'lu yıllarda, 32'li yıllarda vesaire İstanbul'da dul olarak, fakir olarak çalışan, belediyede çalışan işçi kadınların çocuklarını bırakabilecek kimsesi olmayanların için çocuk yuvaları açılıyor vesaire, ama bunlar çok uzun ömürlü olmuyor. Yani 1960'lı yıllara gelene kadar okul öncesine dair çok önemli girişimler olmadığını bilsen bizim için nedir can dostum? Kafidir. Buna da dikkat ediyorsun. Şimdi can dostum şuraya bir gel. Şuraya bir geliyorsun. Hemen notlarımızı alıyoruz. 1. Tarihlerimiz 1960. 1960'tan öncesine dediğim gibi kayda değer pek bir şey yok. 1-2 tane İstanbul'da öyle bakımevi tarzı çocuk yuvası açılmış. 1960'a geldiğimizde bizim bildiğimiz çocuk gelişme eğitim bölümü açılmıştır. Açıldı diyor. Ardından benim için ikinci önemli tarih 1961 olarak karşımıza çıkar. 1961'de 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu vardır. Burada aslında ne yapılmıştır? Okul öncesinden bahsedilmiştir can dostum. Bundan sonra da okul öncesi eğitim çalışmaları hız kazanmaya başlamış. Hemen bir yıl sonrasında 1962 yılına gelindiğinde anaokulları ve ana sınıfı yönetmeliği çıkarılmış. Yani bunu şu mantıkla düşünebilirsin. Bir saat iptidayı da ufak ufak bahsediyordu. Sonrasında ana mektepleri nizamnamesi detaylandırıyordu ya. Burada da ilk öğretim ve eğitim kanununda bahsedilmiş. Sonrasında da daha da detaylandırılarak 1962 yılında anaokulları ve ana sınıfları yönetmeliği çıkarılmıştır. Bunun yanında can dostlar 1973 yılında, 1973 kendi içinde şifresiyle saklı, 1973'ün içerisinde ne var dikkat ediyorsun? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu hocam. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 1973 yılında çıkan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun bizim açımızdan önemine, okul öncesi burada artık örgün eğitim kapsamında değerlendirilmiştir ve belirtilmiştir. Sonrasında can dostum bu da tabii ki çok ciddi bir önem arz etmiştir. Bundan dolayı bu işlerle ilgilenilmesi için 1992'de okul öncesi eğitim genel müdürlüğü kurulmuştur. Diğer derslerde söylemiştim temel eğitimi bilmeyen var mı diye, 2011 yılında da
İlk Öğretim Genel Müdürlüğü ile Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü birleştirilerek Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür. O zaman Temel Eğitim Genel Müdürlüğü neleri kapsıyormuş Can dostum? İlkokul ve okul öncesini kapsayan, günümüzde de hala faaliyete devam eden genel müdürlük burasıdır. O yüzden bahsettiğimiz kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın, neresine bağlıydı? Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlıydı. Burada ne varmış? İlkokul ve okul öncesi. Okul öncesi eğitim genel müdürlüğü 92'de kuruldu. 2011'de ilk öğretim genel müdürlüğü birleştirilerek Can dostum Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adını aldı. Cumhuriyet dönemine dair şu tarihleri bilsen yeterli. Çünkü 1960 öncesinde dediğim gibi kayda değer hiçbir şey yok. Bir iki tane belediyenin çalışan annelere yardımcı olmak için açtığı çocuk yuvaları var. Bunun temel sebebi nedir derse harf inkılabı ve ondan sonra gelen gelişmeler diyeceksin arkadaşım. Şimdi can dostum şuralar. Bu sizin gözünüzü biraz korkutuyor. Çünkü burada da ben alan dışı insanların etkisi olduğunu düşünüyorum. Neden? Can dostlar, elimde şu anda 4 tane erken çocukluk eğitimine giriş kitabı var. Burada da bazı derslerde bazı hocalar çok ün ve isim yapmıştır arkadaşlar. Erken çocukluk eğitimine girişte Gelengül Haktanır hocanın kitapları genellikle ülkemizdeki üniversitelerde okutulan bir kitaptır. Şimdi can dostum burada 4'ünde de şuralar bölümünde aynı şeyleri ele almakta. Bir böyle videolar vardı. Bazı hocalar diyormuş ki İşte biz ne bileyim 4. Milli Eğitim Şurası'nı açtık okuduk hiçbir şey yok vesaire falan filan. Arkadaşlar biraz uyanık olacaksınız. Hiç kimse sizin için açıp koskoca şuraları okuyup orada okul öncesiyle ilgili ne denmiş diye bir soru sormaz. Açar akademik kaynakları orada şuralarla ilgili hangi bilgiler verilmiş hepsinde de şöyle üçer beşer cümleyi verilmiştir. Bu cümlelerden alıp sorar. Zaten bizim sorumuz şuydu. ÖABT'de çıkan 4. Milli Eğitim Şurası yani okul öncesi dönemde eğitime ilk kez burada değinilmiştir ifadesiydi. O dönemde bazı hocalar çıkıp dedi ki biz 4. Milli Eğitim Şurası'nı okuduk orada böyle bir şey yok falan diyen insanlar çıktı. Arkadaşlar akademik kaynaklarda 4. Milli Eğitim Şurası'nda ilk kez değinilmiştir diyor. O zaman sen kalkıp yok ben şu şurayı okudum bu şurayı okudum demene gerek yok okumana da gerek yok. Tüm akademik kaynaklarda yer verilen burası. Ben bu dersi ilk anlattığımda da söyledim. Orada hatta o eski videolara bakarsanız kitapları açıp gösterdim. Şu anda gösteremiyorum. Cümle cümle orada ne yazdıklarını da gösterdim. O yüzden gidip arkadaşlar alan dışı insanların yarattığı bu kendisi adam şuralardan not derlemiş. Ya her şuradan birer sayfa not çıkarttırmış falan. Böyle bir şey yok. Kimse de o şuraları okuyup soru sormuyor. Akademik kaynağı açıyor. Soracaksa da burada akademik kaynaklarda bahsedilen şeyleri soracaktır. Şimdi tane tane bilmen gereken şeyleri birer ikişer kelimeyle bileceksin, geçeceksin. 4. Milli Eğitim Şurası daha önce soruldu. Okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimine ilk kez burada değinilmiştir. Burada değinilen iki tane daha temel nokta var. Yapıştırıyorsun neymiş? Aile eğitimi, demokratik eğitim. Aile eğitimi, demokratik eğitim. Nerede? 4. Milli Eğitim Şurası'nda. O zaman okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimine ilk kez değinen, aynı zamanda aile eğitimine ve demokratik eğitime de ilk kez değinen şura 4. Milli Eğitim Şurası'dır. 5. Milli Eğitim Şurası'nda okul öncesi eğitim kurumlarının açılması ile ilgili olarak yer ve vasıta temini. Bizim şifremiz şudur. Yer ve vasıta. Vasıta araba demek. Arabada 5, evde 15. Arabada 5, evde 15. 5. Milli Eğitim Şurası vasıta yani araba. Burada anlatılan olay şudur. Okullar açılırken yer ve vasıtalarını yerel yönetimler, belediyeler, cartlar, curtlar sağlasın. Arabada 5, evde 15. Arabada 5, vasıta 5. Arabada 5, evde 15. Şaklabanlık da yapıyoruz. Yeter ki aklınızda kalsın. Can dostum... 7 ve 8. Milli Eğitim Şuralarında sadece şunu biliyorsun. 7 ve 8. Milli Eğitim Şuralarında okul öncesi eğitim ilk öğretim bünyesinde isteğe bağlı olarak bahsedilmiştir. Yani bağımsız anaokulları olarak daha burada bahsedilmiyor. O zaman sana 7 ve 8'de ne var derse okul öncesi eğitim ilk öğretim bünyesinde isteğe bağlı olarak verilen eğitimdir. Tanımı burada yapılmıştır. 9. 9. Milli Eğitim Şurası. Can dostum şurada benim bir kodlamam var. Şöyle 9 yaptık. Şimdi farz edelim. Şu üstü küçük A'ya benzedi. Doğru mu? Üstü küçük A'ya benzedi. Şöyle bir renk değiştireyim. Şurası küçük A'ya benzedi. Şu alt kısmı da G'ye benzedi. Burayı kodlamamız şu. Amaç şu küçük A'dan. Şuradaki G'den de görevler. Bizim 2013 programında 4 tane amacımız vardı can dostlar hatırlıyorsunuz değil mi? Oraya bir yenisi daha eklendi. Toplumsal hayat uyumunu sağlamak ama o 2024'te eklendi. Bak amaçlar 9. Milli Eğitim Şurası'nın küçük A'sından şuradaki bizim eski 4 tane amacımız var ya bunlar burada belirlenmiştir.
Amaç ve görevler hangi şurada belirlendi derse amaç ve görevler şu 9'dan aklımıza gelecek. 9'un üstü küçük A, 6 da G olarak düşüneceksin. Amaç ve görevler buradadır. Artı 7 ve 8'de ilk öğretime bağlı bahsediyordu ya. 9. Milli Eğitim Şurası'nda bağımsız olarak bir binada da anaokul açılabilir ifadesi verilmiş. O zaman anaokulları burada, burada ise daha çok ana sınıfları kapsamında değerlendirilmiş. İlk öğretim bünyesinde isteğe bağlı okullar dediği 7 ve 8'dir. 9'da bağımsız olarak da okul öncesi eğitim kurumları açılabilir. İlla ilk öğretime bağlı olmak zorunda değildir denmiştir. Bu şura dediğimiz şey tavsiyedir arkadaşlar. Yani bir geçerliliği yoktur. Bunlar toplanır, belli kararlar alır. Bu kararlar ancak tavsiye niteliği taşır. Bakan ister uygular, ister uygulamaz. Buraya 9. Milli Eğitim Şurası'na bir dikkat edelim. Amaç ve görevler buradaydı. Kodlamamız da budur. Arabada ve evde 15 yer ve hasta teminiydi. Burada ilk öğretime bağlı olarak bahsediyordu. 7 ve 8'de, 4'te de neye dikkat ediyormuşuz? İlk kez aile eğitimi dikkat et ve ailede demokratik eğitim. Demokratik eğitim ve aile eğitiminden de ilk kez burada bahsedilecektir. Bunlara da dikkat ediyorsun can dostum. Şimdi aile katılım çalışmaları derse 15. Milli Eğitim Şurası olacak. Buraya dikkat. Aile eğitimi derse 4. Milli Eğitim Şurası olacak. Aradaki farka da dikkat ediyorsun. 10. Milli Eğitim Şurası'nda can dostum. 10. Milli Eğitim Şurası'nda bilmen gereken kelime şudur bak. Ayrıntılı. Burada bana diyecek ki programın modeli, amacı, muhteva dediği içerik yani programın içeriği, faaliyetleri, uygulamaları vesaire. Bunları verecek ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir diyecek. Çünkü tek ayrıcı noktası budur. 10 üzeri 10 puan aldı benden yani ayrıntılı diye kodlayabilirsiniz arkadaşlar. 12. dediğimizde şu 12'nin 2 rakamını alıyorsun. Burada diyorsun ki okul öncesi öğretmenliği 2 yıllık yüksek öğretim kademesi olarak belirlendi. 12. Milli Eğitim Şurası'nın ikisini alıyor musun? Burada okul öncesi öğretmen olmak isteyenlerin 2 yıllık yüksek öğretim kademesi olarak belirlenmiştir. Yani şu anda 4 yıllık okul öncesi öğretmenliği 12. Milli Eğitim Şurası'nda 2 yıl okusanız yeter. 2 yıllık yüksek öğretim mezunu olanlar öğretmen olabilir tavsiyesi verilmiştir. Aynı zamanda lise mezunları vesaire bunlar da yardımcı abla olarak çalışabilir. Bunlara nerede değiniyor? 12. Milli Eğitim Şurası'nda kodlamamız 2'ydi. 14. Milli Eğitim Şurası'nda tek bir kelime bileceksin. Okul öncesi eğitim ana komisyonu. Okul öncesi eğitim ana komisyonu nerede kurulması kararı alınmış? 14. Milli Eğitim Şurası'nda. Dikkat et, okul öncesi eğitim ana komisyonu. Yapıştır geç. Başka bir veri yok burada. Burada Haybe'ye bir şeyler anlatmış. Okul öncesi eğitim ana komisyonunu verirse beni nereye götürecektir can dostum? 14. Milli Eğitim Şurası'na götürecektir. 15. Milli Eğitim Şurası'ndaki iki önemli kavramda dikkat et, aile katılım programları, aile eğitimi derse 4. Milli Eğitim Şurası'ydı, aile katılım programları derse 15. Milli Eğitim Şurası olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda ana baba okullarının yaygınlaştırılması olarak da burada karar alınmıştır. O zaman ana baba okulları aile katılım programları diyorsa 15. Milli Eğitim Şurası'dır, buna da dikkat edeceksin. 17. Milli Eğitim Şurası'na geldiğimizde can dostlar, 17. Milli Eğitim Şurası bana der ki 60-72 aylık çocuklar için, dikkat, 60-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu olsun ifadesini kullanmıştır. Yani verdiği tavsiye bu şurada budur. O zaman dikkat et, 60-72 aylık çocuklara okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi kararı hangi şurada alınmıştır? 17. Milli Eğitim Şurası'nda alınmıştır. Aynı zamanda dikkat ediyorsun, okul öncesi eğitim kanunu çıkarılmasına karar verilmiştir. Okul öncesi eğitim kanunu zorunlu olsaydı böyle bir kanun olacaktı. Hala zorunlu olmadı arkadaşlar. Okul öncesi eğitim kanunu 17. Milli Eğitim Şurası'nda. Okul öncesi eğitim kanunu çıkaran ülke nedir derse şu anda Güney Kore'de okul öncesi eğitim kanunu çıkarılmıştır. Buna da dikkat ediyorsun. Burası da gelir. Bunu da mesela üniversitede bu derslerde farklı ülkelerde erken çocukluk eğitimi diye bir ders vardı. Orada alıyorduk ama burada KPSS formatında hepsi erken çocukluk eğitimine giriş dersi kapsamında değerlendiriliyor. 18. Milli Eğitim Şurası yani 5 yıllık kalkınma planları var ya ülkelerin. 2023. Bak 5 yıl. Bu 5 yıllık kalkınma planı yani eğitimde 2023 vizyonuyla geliştirilen neymiş? 18. Milli Eğitim Şurası olarak karşımıza çıkacak. Ve 18. Milli Eğitim Şurası diyor ki öğretmenliğin bir ihtisas yani uzmanlık mesleğidir. Bu yüzden açık öğretim yoluyla ya da uzaktan eğitim yoluyla öğretmen olunamaz dediğimiz şura hangisiymiş? 18. Milli Eğitim Şurası olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dır can dostum. Şimdi 19. Milli Eğitim Şurası dediğimizde ise 19. Milli Eğitim Şurası'nda şunları bileceksin. Genel anlamda aslında bugünkü programımızda olan özellikleri topla. Yani bunlar olsun gibisinden bir öneri. Yaratıcılığı geliştirsin, yetenekleri geliştirilsin, Türk müziğine yer verilsin, değerlere yer verilsin, program oyun temelli olsun. Bunlardan bahseden, yani aslında günümüzün eğitim programından bahseden şura 19. Milli Eğitim Şurası olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. 19. Milli Eğitim Şurası'nda ne varmış? Oyun temelli, değerler eğitimine yer verilmesi, yaratıcı düşünmenin geliştirilmesi, yetenek gelişiminin izlenmesi, bunlar gibi Türk müziğine yer verilmesi, musikilerine, enstrümanlarına yer verilmesi gibi kavramlar 19. Milli Eğitim Şurası'nda karşımıza çıkar. 20. Milli Eğitim Şurası'nda ise fırsat ve imkan eşitliği kapsamında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması kararı alınmıştır. O zaman önemli olanları tekrar edelim. 4. Milli Eğitim Şurası derse can dostum ilk kez bahsedildi. Aynı zamanda aile eğitiminden ve ailede demokratik eğitimden de ilk kez bahsedildi diyeceksin. 5 dediğimde arabada 5, evde 15. Vasıta temini, okul öncesi kurumlar açılırken yer ve vasıta temininin yerel birimler tarafından yapılması hangi şurada karar alınmıştır? 5. Araba, vasıta, arabada 5. Oradan aklımıza gelecek. 7 ve 8'de ilk öğretime bağlı kurumlar olarak bahsedilmiştir can dostum. Buna dikkat ediyorsun. 9. Milli Eğitim Şurası'nda amaç ve görevlerden bahsedilmişti. Bu eski 4 amacımız burada karar kılınmıştı. Aynı zamanda burada artık bağımsız anaokul olarak da açılabilir ifadesine yer verilmişti. 9. Milli Eğitim Şurası'ndan sonra 10. Milli Eğitim derse programın uygulanması, programın içeriği, yapılacak faaliyetler hakkında ayrıntılı 10 üzeri 10 puan verdim. Ayrıntılı kararlar almışsın. 10. Milli Eğitim Şurası'nda karşımıza çıkıyordu. 12. Milli Eğitim Şurası'nda ne vardı? 12'nin ikisini alıyorduk. Okul öncesi öğretmenliği 2 yıllık yüksek öğretim olarak belirlenmiş diyorduk can dostum. Okul öncesi öğretmen olmak isteyenler 2 yıllık yüksek öğretim mezunu olursa olur diyordu. Aynı zamanda 12. Milli Eğitim Şurası'nda bize neyden bahsediyordu can dostum? Lise mezunu olanlar vesaire bunlar da yardımcı abla olarak çalışabilir diyordu. 14. Milli Eğitim Şurası'nda okul öncesi eğitim ana komisyonunu görürsen 14'e yapıştırıyorsun. 15 dediğimizde aile katılım programları ve anne baba okullarının yaygınlaştırılması kararlarından bahsedecektik can dostum. 17. Milli Eğitim Şurası'nda 60-72 aylık çocuklara zorunlu olsun ve okul öncesi eğitim kanunu çıkarılsın diyordu. 18. Milli Eğitim Şurası 5 yıllık kalkınma planı vardı. 2023 vizyonu kapsamında 5 yıl sonrasını öngörerek yapılmıştı o zaman. Kafanda öyle tut diye kodluyorum buraları. 2023 eğitim vizyonu kapsamında yapılan burasıydı. Aynı zamanda öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir. Uzaktan eğitimle açık öğretim fakültesi öğretmen olunamaz diyen de 18. Milli Eğitim Şurası'ydı. 19. Milli Eğitim Şurası'nda günümüzün aslında programının özelliklerinden bahsediyordu. Oyun temelli olsun, yaratıcılığı geliştirsin, Türk müziğine önem versin, yeteneklerine dikkat edilsin gibi gibi kavramlara da nerede yer vermiş can dostum? 19. Milli Eğitim Şurası'nda, 20. Milli Eğitim Şurası'nda ise ne vardı? Fırsat ve imkan eşitliği kapsamında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması. Bak ben güzelce ne hepsini sizin için özetledim. Yani burayı gözünüzle büyütmeyin. Şöyle bak bir iki tanesini kodlamayla tutuyoruz. Bir iki tanesinden bir iki kelime biliyoruz. İşaretlenip geçiyor. Öyle yok ben bir sayfa şu şuradan özet çıkardım. Bir sayfa bu şuradan özet çıkardım. Yapma yapma can dostum. Yani yapmayın arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Tüm akademik kaynaklara da yer verilen bunlardır. Aynen o ifadeyi sordu. Yine sorarsa buradaki ifadelerden biriyle soracaktır. Dediğim gibi kodlaya kodlaya onları aklınızda tutarsınız. Yani çok bir zorluğu yok burasının. Az önce hepsine bak sayfa önümde değil. Ezberden de söyledim. Yine de söylerim. O yüzden çok burayı kafaya takmıyorsunuz. Umarım yine çıkar. Şu verdiğim ifadelerle çıkacaktır. Bu sene çıkarsa da yapıştırır geçersiniz. Millet öyle oturup şura okurken sayfa sayfa siz de şuradaki ifadeleri bilip birkaç kelimeyle o soruyu çözersiniz. Şimdi dünyada okul öncesi eğitim dediğimizde buradan da daha önce soru gelmedi. Ancak gelebilir birkaç şeyi bilmekte fayda var. Çocuk ve gençlerin refah yasası Almanya'da. Özel eğitim okulları var Almanya'da. Bunlara Sonderschule deniyor. Ve Krippe adı verilen günlük bakım evleri var. Bu ifadeleri bir soru içerisinde görürsen bunlar hangi okulun okul öncesi eğitim politikalarıyla alakalıdır derse nereye gidiyormuşsun? Buraya. Benim buradan bir soru çıkarsa çıkacağını düşündüğüm açıkçası Almanya'dır ve şu çocuk ve gençlerin refahı yasası üzerinden bu sorulabilir. Amerika'ya geldiğinde iki temel bunları yasa belirlemiş. Temel eğitim ve okul eğitim yasası. Bu yasalar itibariyle temel eğitimde şundan bahsediyor. Din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın herkese eğitim verilir ve bu çıkarttıkları iki yasada şu an Amerika'nın eğitim sisteminin ana yapısını oluşturuyormuş. Ha tabii ki ne kadar geçerlidir bilemeyiz. Amerika gibi bu kadar ırkçılığın yoğun olduğu bir yerde din, dil, ırk ayrımı, cinsiyet ayrımı yapmadan eğitim vereceklermiş.
diyoruz, geçiyoruz. İngiltere'de arkadaşlar 5 yaşının altındaki çocuklara yönelik eğitim politikaları çıkarılmış. Bak, eğitim politikaları adlı bir rapor veriyor. Bu raporda bakıcıların olabilmesi gereken, sahip olması gereken, uyması gereken belli ilkeler belirleniyor. Yani öyle kafana göre bakıcılık yapamayacaksın. Bu rapor kapsamında çıkarılan ilkelere uymak zorundasın. Aynı zamanda çok çok meşhur olan oyuncak kütüphaneleri nerededir derse, burası da İngiltere'dedir diyeceksin. Oyuncak kütüphaneleri birliği kurmuşlar ve her sene iyi oyuncak rehberi olmak üzere bir rehber yayınlıyorlar. İyi oyuncaklar nasıl olmalıdır vesaire. Almanya'da Sonderschule vardı, engelli çocuklar için. Burada da entegre okulları var. Şuradaki E harfinden kabaca tabirle engelli, yani buradan aklında kalabilir, özel eğitim anaokulları, ama akılda kalsın diye söylüyorum. Kimsenin kalbini gönlünü kırmak gibi bir gayemiz yok. Bizleri tanıyorsunuz. Yeni Zelanda dediğimizde arkadaşlar, burası çok mühim değil ama okul öncesi hizmetleri aslında dört başlık altında toplanmış burada. Bakım hizmetleri olmak üzere, erken eğitim merkezleri, ev temelli eğitim ve anaokullar olmak üzere dört başlık altında okul öncesi eğitim hizmetlerini veriyorlar ve The Var İki dediğimiz programın Yeni Zelanda'da kullanıldığını bil, yeterli. Yaklaşımlarda bazı kitaplarda ele alınıyor. Ben anlatmadım, çok önemli değil. Güney Kore'de okul öncesi eğitim kanunu çıkarılmıştı. Buna dikkat ediyorsun. Aynı zamanda Piaget ve Brunner'in eğitim anlayışından yararlanılarak bir eğitim sistemi oluşturmuşlar. Bizde okul öncesi eğitim kanununun çıkarılması hangi şurada önerilmişti arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? 17. Milli Eğitim Şurası'nda ne dedik? Okul öncesi eğitim kanunu önerilmişti ve bunu çıkaran da kimdi? Güney Kore'ydi. Şimdi arkadaşlar şöyle, İtalya'da ilk çocuk bakım evi bir okul olarak tanımlanmış. Tabii ki devlet tarafından, ama anaokulu değil. İlk anaokulunu burada açan kişi Montessori'dir. Ancak buraya dikkat et. Ferrante Aportini adında bir vatandaş var. Bu adam daha öncesinde ne açmış arkadaşlar? Özel bir çocuk bakım merkezi açmış. Devlet bunu okul olarak tanımlamış, ama bak, anaokulu demiyorum. Çünkü burada çocuk evleri, Casa de Bambini adı verilen okullar vardı. Aynı zamanda İtalya'da ne vardır? Agazi okulları, Montessori okulları, Reggio Emilia okulları, bunların hepsi de ne ile alakalıydı? İtalya ile alakalıydı. Şu çocuk evlerinin diğer adı da Casa de Bambini olarak karşımıza çıkar. Böyle Ferrante Aportini, adamın böyle çok iyi bir telaffuz edesi geliyor. Büyük ihtimal yanlış etmişimdir ama mazur görün. Gerçekten çok söylenesi mükemmel bir adı var ya. Şimdi arkadaşlar şu kısımda nottur. Bir makaleden alıntı ama çeşitli kaynaklarda mesela Robert Owen'ın İngiltere'deki ilk okulu açtığı da söyleniyor. Eğer öyle bir veri gelirse dikkat et. Robert Owen dediğimiz adam romantik komünisttir benim gözümde. Bir fabrikada anaokulu açıyordu. Dikkat et. Ralph Macmillan kardeşler dedikleri de İngiltere'de ilk açık hava okulunu açan kişiler olarak bir ayrım yapabilirsin. Fabrikada açılan derse bu Robert Owen'dır. Yani İskoçya, bu da bir makalede geçiyor ama çeşitli kaynaklarda da Robert Owen'ın İngiltere'de ilk okulu açtığı söyleniyor. Dikkat et. Bu anaokulu açmıştır. İşçi çocuklarına bakmak için bir fabrikada. Romantik komünist. İngiltere'de Ralph Macmillan kardeşler dediğimiz ise ilk açık hava okulunu açmışlardır. Hatta güzel bir sözleri vardır. En iyi sınıf çatısı gökyüzü olandır. Sözü, bu sözü Pestalozzi'ye de kaydırıyorlar ama bu söz Pestalozzi'ye ait değil, bunlara aittir. Pestalozzi de İsviçre'deki ilk açık hava okulunu açmıştır. Buna da dikkat ediyorsunuz. İlk anaokulunu açan Froebel'dir. Açık hava okulunu açan Pestalozzi'dir. İngiltere'de ilk açık hava okulunu açan Ralph Macmillan kardeşlerdir. İskoçya'da İngiltere'de ilk anaokulunu açan olarak da yine Robert Owen'da çeşitli kaynaklarda geçiyor. Böyle çok karmaşık olan yerleri ÖSYM sormaz arkadaşlar, ama dediğim gibi yani kafa karışıklığı olmasın diye açıklamaya çalıştık. Can dostlar, artık düşünürleri konuşacağız bir sonraki dersimizde ve dersimizi noktalayacağız. Burada da sadece ilgili alakalı olabilecek şeylerden bahsettik. Bizim ders anlatış sistemimizi herkes biliyor arkadaşlar. Ben burada saat başı bir ücretle ders anlatmadığım için çıkıp çıkmayacak şeyler anlatıp size uzatmam. Yani bu dersi 15 saatte de bir yerde anlatıyor olabilirler. Şimdi adamlar ona maruz kalınca gelip diyor ki hocam sen 5 saatte anlatmışsın, bu video yeterli mi? Yeterli, çünkü buradaki 10 saat fazladan ücret alınabilmek için çıkıp çıkmayacak. Yani yok, anne baba eğitimi diye bir ders vardı, kaldırıldı 2-3 sene önce. Anne baba eğitiminin konularını erken çocukluk eğitime giriş ekleyip orada anlatıyorlar. Abi o ders kaldırıldı, çıktı, bitti yani. Onu anlatılmasının bir hükmü yoktur. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bu dersler yeterlidir. Ders saatlerinin kısa olmasının sebebi, ortalama yarım saat olması, benim yazmamamdan kaynaklıdır arkadaşlar. 4 videoda bitecek bu ders. Düşünürler kısmıyla bitireceğiz. Normalde 6 videoydu. Çünkü ilkeler ve öğrenme merkezleri kısmını
ilk anlattığımda erken çocukluk eğitimine girişte anlattım. Ancak şu anda ilkeleri ve öğrenme merkezini program dersi kapsamında anlattığım için bu ders 4 videoya düşmüş oldu. Orada öğreneceğiniz bilgileri burada da kullanacaksınız. Yani gayet de yeterlidir arkadaşlar. O yüzden bana bu soruyu tekrar tekrar sormanıza gerek yoktur. Yeni program dersini izle, erken çocukluk eğitimine girişin dersini izle. İkisinden de gelebilecek soruları çok rahatlıkla yapacaksın. Hiç canını sıkma can dostum. Kendine iyi bak. Bir sonraki derste görüşmek üzere.